Konumuz karaköklü sayılarda bölme işlemi. Bakalım özelliklere. Karaköklü sayılarda bölme işlemi yapılırken kök dışındakiler kat sayılar bölünüp kök dışına kök içindekiler bölünüp kök içine yazılır. Kök içinde kesir şeklinde bir kök ifade varsa gerektiğinde payın ve paydanın karakökleri ayrı ayrı alınabilir. Bakalım ilk örneğimize. Kök 32 bölü 2 kök 2 işleminin sonucu hangisidir demiş. Bakalım çözüme hemen. Evet bu bölme sorusunda üstteki kök 32 sayısını algoritma ile ayırarak bakalım kök dışta çıkan çarpanı var mı? 32'yi böldüğümüzde 2'ye böldük 16, 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. Bu dışarı 2 çıktı. Bunlar dışarı 2 çıktı. Dışarıdakilerin çarpımı 4 oldu. Kök içinde 2 kaldı. Demek ki kök 32 4 kök eşitmiş. Bölü 2 kök 2 yaptığımızda. Biz bölerken kök dışındakileri bölüp kök dışına, kök içindekileri bölüp kök içine yazacağız. Zaten bunda aralarında çarpma işlemi olduğu için sadeleştirme olabilecek. Yani kök 2'ler sadeleşecek. Geriye 4 bölü 2 işlemi kalacak. 4 bölü 2 de 2 yapacağı için doğru cevap C şıkkı oldu burada. İkinci örneğimiz 6 kök 15 bölü 2 kök 3. Çözümü aşağıdakilerin hangisidir demiş. Bakalım çözüm. Evet bu soruda yine kök dıştakileri bölüp kök dışına kök içtekileri bölüp kök içine yazacağız. Gayet kolay bir soru. 6 bölü 2 dıştakilerin bölümü 3 yaptı. Kök dışına yazdık. Kök içine de içtekilerin bölümünü yazacağız. Yani 15 bölü 3 o da 5 yaptı. Demek ki bunun cevabı 3 kök 5'miş. Yani bu da Adana şıkkının doğru olduğunu gösteriyor. Üçüncü örneğimiz alanı 20 cm kare olan ABCD dikdörtgeninde AD uzunluğu kök 8 cm'dir. Buna göre AB uzunluğu kaç cm'dir? Bakalım çözümü. Evet bu soruda bize dikdörtgenin alanı verilmiş 20 cm kare. Kısa kenarı verilmiş kök 8 uzun kenarın ne olduğu soruluyor. E, dikdörtgende alan kısa ve uzun kenarın çarpımlarından bulunduğuna göre ben uzun kenarı bulmak için demek ki alanı kısa kenara bölmem lazım. O yüzden 20'yi kök 8'e bölerken şimdi bunlardan 20 kök içinde değil 8 kök içinde. Bunları bölebilmek için ikisini de kök içine almam lazım. Yani üstteki sayıyı 20'yi kök içine alırsam 20'nin karesi olarak içeri girecektir. 20'nin karesi de 400'dür. Yani kök 400 oldu. Kök 400'ü kök 8'e böleceğiz. Artık kök içindekileri direkt bölebilirim. Yani aynı kök içinde böldüğümde 400 bölü 8 yaparsam 50 olacaktır. 50'yi de çarpma algoritmasıyla ayırdığımızda cevap 5 kök 2 olacaktır. O da bursa şıkkının doğru olduğunu gösteriyor dördüncü örneğimiz kök içinde 5 bölü 25 köklü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakalım çözüme. Evet bu soruda da şu yöntemi kullanacağız. Kök içinde bir kesir yani bölme işlemi varsa ben bunu istersem hem payın hem paydanın kökü olarak ayrı ayrı alabilirim. Yani burada bunu kök 5 bölü kök 25 olarak aldığımızda Zaten kök 5 dışarı çıkmayan bir sayıdır. Kök 5 olarak duracaktır. Ama kök 25 5'in karesi olduğu için dışarı 5 diye çıkacaktır. Yani cevap kök 5 bölü 5. Yani doğru cevap Bursa. Beşinci örneğimiz. Kare kök 80'in yarısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakalım çözümüne. Evet bu soruda en çok yapılan yanlış kök 80'in yarısı deyince direkt kök 40 işaretleniyor. Hayır önce burada e, işlemin ne olduğunu yazmamız gerekir. Yani kök 80'in yarısı demek kök 80 sayısının 2'ye bölünmesi demektir. Ben kök 80 ve 2'yi şu halde bölemiyorum. Çünkü biri kök içinde, biri kök dışında. Ancak 2'yi de kök içine alırsam bölebilirim. Yani kök 80'i aynı bırakıp 2'yi kök içine alırsak bu 2 kök içine kares olarak girecekti. Yani 4 olarak girecek. Artık ikisi de kök içinde olduğu için ben aynı kök içinde 80'i 4'e bölebilirim. E bu da 80 bölü 4'ten kök içinde 20 yapar. 20'yi de çarpma algoritmasıyla ayırdığımızda kök dışına çıkan çarpanı 2 olur. içinde 5 kalır. Demek ki cevap 2 kök 5. Yani Bursa doğru cevap oldu. Altıncı örneğimiz. Karekök içinde 1 artı 9 bölü 16 bölü Kar kök içinde 1 eksi 39 bölü 64 işleminin sonucu hangisine eşittir? Bakalım çözümüne. Bu soruda mutlaka kök içinde bulunan toplama çıkarma işlemleri önce yapılmalı sonra kök dışına çıkarılmalıdır. Yani burada bunu dışarı 1 bunu dışarı 3 bunu dışarı 4 diye çıkarmıyoruz. Önce buradaki kök içindeki toplama işlemini buradaki çıkarma işlemini yapıyoruz sonra dışarı çıkarıyoruz. Bunu kısa yoldan hızlıca yaparken 1 çarpı 16 1'dir. 9 eklersek artı olduğu için 25'tir. Payda aynen kalır 16. Yani kök içinde 25 bölü 16 oldu burası. Bölü. Bunu da hızlı şekilde yaparsak çarptığımda 64 64'ten 39 çıkarırsak eksi olduğu için 25 bölü 64 oldu. Şimdi artık kök dışına çıkartabiliriz. Çünkü içeride toplama çıkarma kalmadı başka. 25 dışarı 5 çıkar. 16 dışarı 4 çıkar. Bölü. Yine 25 dışarı 5. 64 dışarı 8. İki tane rasyonel sayının bölümünde birincisi aynen kalacaktı. İkincisi ters çevirip çarpılacaktı. Yani bölme çarpma oldu. Bunu ters çevirdiğimizde 8 bölü 5 oldu. E burada sadeleştirmeleri yaparsak 5'ler sadeleşti. 8 bölü 4 kaldı. 8 bölü 4 de 2 olur. Bu da doğru cevabın B olduğunu gösterir. Yedinci örneğimiz. Karekök 20 çarpı karekök 40 bölü karekök 18 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakalım çözümüne. Evet bu soruda kök içinde bulunan çarpımların hepsini ortak bir kökte yazabiliriz. Yani bunu kök içinde 20 çarpı 40 bölü 18 de yazabiliyoruz. Burada sadeleştirme yaparsak, yani 42'ye böldüm 20, 18'i 2'ye böldüm 9. Buradan işlem 20 çarpı 20 bölü 9'un kökü haline gelmiş oldu. E 20 çarpı 20 400'dür, yani işlem 400 bölü 9 oldu. Artık kök dışına çıkabilir. 400 kök dışına 20 çıkar, 9 da kök dışına 3 çıkar. Yani doğru cevap bursa olur 8. örneğimiz kök içinde 2-7 bölü 16 bölü kök içinde 2 artı 7 bölü 9 işleminin sonucu kaçtır bakalım çözümüne bu soruda yine kök içinde toplama çıkarma işlemleri önce yapılması lazım yine kısa yoldan yaptığımızda 16 çarpı 2 32 32'den 7 çıkarırsak 25 bölü 16 oldu kök içinde. Diğer kök içindeki işlemi de yaparsak kısa yoldan. 9 kere 2 18 artı 7. 25 bölü 9. Artık bunları kök dışına çıkartabiliriz. Bu 5 bölü 4 olarak çıkar. Bu da 5 bölü 3 olarak çıkar. İki tane rasyonel sayı bölerken birinci aynen kalırdı. ikinciyi ters çevirip çarpardık. Bu da 3 bölü 5 oldu. 5 der sadeleşir. Geriye 3 bölü 4 kalır. O da 3 bölü 4 de burada Bursa oldu doğru cevap. 9. örneğimiz alanı 10 kök 3 cm kare olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kök 12 cm olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir? Bakalım çözümüne. Evet bu soruda yine bize dikdörtgende alan verilmiş, uzun kenar verilmiş, kısa kenar soruyor. Burada kısa kenarı bulmak için alanı uzun kenara bölmemiz gerekir. Uzun kenar kök 12. Bunu çarpanlara ayırıp kök dışına çıkardığımızda 2 kök 3 olur. Burada alanı yani 10 kök 3'ü uzun kenara yani 2 kök 3'e bölersek dıştakilerin bölümü 10 bölü 2'den 5. Zaten burada kök 3'ler sadeleşeceği için cevap 5 olur. Bu da doğru cevabın D olduğunu gösterir.